Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öpülmelere doyamayacağınız bir oyun paylaşmak istiyorum. Horror Kiss isimli oyun arkadaşlar, gayet eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum. 3 oyun modu var. Kolay, normal ve zor şeklinde ki bence normal ve zor olanı gerçekten ciddi anlamda zor. Ben kolay modla oynayıp size de bir yandan konuşup bir yandan oyunu anlatmak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanala hmm. abone olursanız çok sevinirim. Videoya atacağınız like ve yorumlar benim için çok önemli diyorum ve birinci evimizde oyuna başlıyorum. Oyundaki amacımız bu. Nineye, teyzeye artık ne derseniz deyin yakalanmadan 5 tane anahtarı toplayıp çıkışa ulaşabilmek. İnternetiniz açıksa anahtarlar size bu şekilde ipucu şeklinde parlayabiliyor. Her kapının anahtarı farklı. E, o yüzden bu 5 anahtarı da toplamak gerekiyor. Şimdi ben e, bu kapıdan çıkacağım ama öncesinde birazcık duyarlılığı arttırmak istiyorum. Genelde oyunun ilk başında bu direkt karşımda gördüğünüz kapının karşısında e, ninemiz bekliyor. Bu arada bu sandalyelere çarpıp düşürebilirsiniz. Düşürdüğünüz zaman direkt geliyor. Ben belki direkt kapıyı açıp da yüz yüze gelir miyiz korkusuyla bir yatağın altına saklandım ama şu an için ortalarda gözükmüyor. Şöyle bir bakalım. Herhalde şu an burada değil derken derken kendisini gördük. Kapıyı kapattık, saklanalım. Amanın. Şöyle ki normalde o yatağın altına saklanınca sizi göremiyordu başınızda bekleyip bekleyip gidiyordu. Ee, ama herhalde ben yatağın altına çok geç saklandığım için beni gördü açıkçası bilmiyordum gerçekten e, birazcık şaşırdım şaşırdım söyleyebilirim. Bir kapıyı açalım ya yani o oradan uzaklaşmasını istiyorum çünkü karşıya gitmem lazım benim bak burada mesela sandalyeyi devirdim sandalyeyi devirdiğim için kendisi sağ olsun hemen peşime geldi. Hayır gitmiyor da şu karşı kapıya gitsek e, anahtar alıp geri döneceğiz de bir türlü şey yapamadık yani. Sandalyeler bir süre sonra kendiliğinden düzeliyor. Aslında çıkıp masanın etrafında kendisini koşturup o şekilde diğer tarafa koştur koştur gidebilirim ama e, sakin sakin oyunumu oynamak istiyorum. Bu arada oyunda mesela tekrar tekrar oynadığınız zaman anahtarların yerleri küçük çaplı değişiyor. Şimdi ben mesela az evvel kitabın altında buldum ama siz mesela oynadığınız zaman işte başka bir kitabın altında ya da başka bir yerde falan olabilir. Hemen buradan yakalanmadan karşıya geçiyorum, kapıyı kapatıyorum. Şimdi bir de bu ninemizin köpekleri var arkadaşlar. Bu köpeklerin yanında eğer ayakta durursanız sizi havlıyor ve daha doğrusu size hav ve yerinizi belli ediyor. Birazdan göreceğiz burada oturarak geçtiğiniz zaman yanınızda yanınızdan daha doğrusu yanlarından oturarak geçtiğiniz zaman hiçbir sıkıntı olmuyor konuşamadım. Mesela şu an bu kitabın altında diğer anahtarımızı görüyoruz. İlk başladığımız odadaki soldaki kapının rengi hatırlıyorsanız arkadaşlar yeşildi bu anahtarla şimdi benim oraya ulaşmam lazım. Bu kapı muhtemelen açılmayacaktır. Turuncu anahtarı bulmamız gerekiyor. Turuncu anahtar bizim üçüncü anahtarımız. Turuncu anahtarı bulduktan sonra tekrardan buraya dönüp o kapıdan geçmemiz gerekecek arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bizim nine ortalarda gözükmüyor. Derken gözüküyormuş. Bunun altına giremiyorum. Ay, doğru orada bekliyor kalıyor yani hani peşinden koşsam bir dert, koşmasam bir dert. Şu kapıyı açalım belki diğer tarafa gitmiştir diye umut ediyorum. Tam da benim gideceğim yöne gidiyor neyse. Normalde bu oyunda bizim kaçmamız gerekiyor ama. Kaçan kovalanır arkadaşlar biz onu kovalıyoruz hadi bakalım. Şöyle yapsam acaba kendimi gösterip bu sandalyenin etrafında koşup direkt karşıya koşsam mı diye düşünüyorum. Şundan da korkuyorum. Kapıyı açtığım zaman direkt kendisiyle karşılaşmaktan da korkuyorum yani. Şöyle bir tekrardan deneyelim. Aslında şöyle oyunda bu bu arada hemen kaçalım hemen kaçalım odamıza girdik umarım bu sefer görmez aslında oyunu ses kasarak oynayabiliriz arkadaşlar ama şöyle ben son ses dinlediğim zaman kayıt yaptığım için oyun sesi çok fazla geliyor benim sesim çok fazla anlaşılmıyor o yüzden ben sesleri birazcık kısarak oynuyorum. Normalde e, bu teyze yakınlarımızda olduğu zaman biz bunun sesini duyuyoruz. İnşallah öpmez ya, ya öpmemesi lazım şu an. Ben burada olduğumu bilmiyor çünkü. Şimdi biz bu yatan sol tarafındaki, şimdi çıkınca göstereceğim size. Kapı kapansın. Bizim turuncu anahtarı bulmamız lazım. Bu ilk geldiğimiz odada bu kapı yeşil anahtarla açılıyordu arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Şimdi şurada yeni bir odamız var. Kapımızı da kapatalım gelmesin peşimizden. Bu anahtar yani yeşil anahtarla burayı da açabildik. Bu duvardaki çerçeveler de düşüyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun bu düşüyor. Eğer duvara yakın geçerseniz şak diye düşüyor. Ve teyzemiz bizi kovalamaya başlıyor. Turuncu anahtarı da bulduk. Şimdi bizim o tekrardan köpeğin olduğu odaya gitmemiz lazım arkadaşlar. Oraya ulaşmamız lazım. Şimdi şöyle şuradan geçelim. Hangi kapıdan geçmiştim tam hatırlayamazsam da sanki buradan geç buradan geçmiştim sanki. Aynen öyle ilk odamıza geldik. Dümdüz karşıya gideceğiz. Burada eğiliyorum çünkü Burada bir köpeğimiz vardı. Turuncu anahtarlık bu kapıyı şimdi açmamız gerekiyor. Bu kapıyı açıyorum. Şu an burası da yeni bir yer. Çıktım düz ilerlemeyi tercih ediyorum. Buradan böyle geldim. Ee, yakalandık arkadaşlar. Bu kapı için gümüş gerekiyormuş. Şimdi bizim peşimizde havlayıp duracak. Burada köpek olduğunu bilmiyordum turuncu kapıyla burayı açtık. Şurada yatağın altına saklanalım. Çok da yapacak bir şey yok. Çağır çağır. Birazdan kaçacağım ben ondan. Sen hiç merak etme. Köpek uyuduktan sonra yataktan çıktığınız zaman arkadaşlar hemen oturursanız köpek havlamıyor. Ama bunun için bu ninenin yeteri kadar uzaklaşmış olması gerekiyor. Şimdi ben uzaklaştan uzaklaşmasını birazcık bekleyeceğim. Sonrasında yatağın altından çıkacağım. Umarım yeteri kadar uzaklaşmıştır. Yoksa öbür türlü buradan çıkamayız. Gördüğünüz gibi hala buralarda dolaşıyor. Sesi size de geliyor mu bilmiyorum ama I will kiss you, I will kiss you diye dolaşıyor ortalıkta. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Ee, özellikle böyle karanlıkta falan oynarken bir geriyor yani. Hani güzel bir havası var. Gördüğünüz gibi çıktım. Çıkar çıkmaz çömeldiğim için köpek beni görmedi. Yani havlamadı bana. Ama ayağa kalkıp bir iki adım atsaydım eminim ki o köpek beni kovalayacaktı. Şimdi şöyle birazcık hızlı hareket etmek istiyorum o yüzden. Ayağa kalktım. Kırmızı anahtarı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Derken kırmızı anahtarı da gördüm. Yani kırmızı anahtar olduğunu diyor. Gümüşmüş. Herhalde kırmızı anahtar son anahtardı. Anahtarımı aldım. Ee, şu an köpek havlıyor. Bir yatak bulup saklanmam lazım. Ya yani bunun altına giremiyoruz. Nereden gelir acaba? Nereden gelir? altında ah. Bu arada oyunda bu şekilde ara ara reklamlar çıkıyor. İnternetiniz açık oynamadığınız zaman arkadaşlar bu reklamlar çıkmıyor. Fakat onda da şöyle bir dezavantaj var. Bu anahtarların yerini göremiyorsunuz. Şimdi ben burada çömelerek dışarıdaki merdivenleri kullanmak istiyorum. Aslında çömelmiştim ya. Bunun bana havlamaması lazım. Niye böyle oldu? Hayır bir de kapının orada duruyor sıkıştım da geçemiyorum. Vallahi köpek görüyorsun bazen ya. Neyse buradan kaçalım, kaçabildiğimiz kadar kaçacağız. Sonrasında oraya geri döneceğiz arkadaşlar. Çünkü son anahtarın orada olabileceğini düşünüyorum. Şöyle gidelim. Şurada yatak olacaktı bu yatağın altında saklanalım. köpeklerin hırlamasını duyuyor musunuz bilmiyorum ama baya baya hırlıyorlar. Gelen giden yok herhalde diyecektim ki iki köpek de buradaymış. Allah. Ya normalde beklemiyordum ya. Demek ki köpek olunca bir de yani yakınlarımızdaydı saklandığımız zaman. Gördü herhalde bilemiyorum. Şimdi burada artık köpek olmaması lazım ama ben yine de çömelerek gideceğim. Ki varmış. Ve bu da son anahtarımız diyecektim ki ayağa kalktım. Niye ayağa kalktım bilmiyorum. Neyse. Bu anahtarımızı alalım. Şu kapıdan çıkabilecek miyiz? Evet. Şimdi çıkış kapısını bulmam lazım arkadaşlar. Çıkış kapısını hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bu Turuncu anahtarı aldığımız yerin neresindeydi diye hatırlıyorum ben Köpekleri artık dikkate almıyorum kale almıyorum Hızlı gidebildiğim kadar gitmeye çalışacağım Buradaki kapımı da açıyorum Ve geçmiş olsun Burada değilmiş Aa sıkıştırdı beni Heh, Geçtim Şurayı deneyelim Burada da yok Vallahi kıpırdamıyorum arkadaşlar sıkıştım yapacak bir şey yok. Öpmesini bekleyeceğiz. Öp bakalım. Kaçınılmaz son yani diyecek bir şeyim yok. Şimdi son olarak çıkışı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Çıkış ya bu kapıdan bu sol tarafında kalmadığına kesinlikle eminim. Acaba buradan diğer tarafa geçebileceğim bir merdiven bir oda var mı diye bir kontrol etmek istiyorum. Ama sanki yine aynı tarafa çıkacakmışım gibi duruyor. Az evvel panik yapıp acele ettiğim için bütün köpekleri peşime taktım ya. Biraz da sıkıntı ondan. Yine geldiğim yere çıktım gibi duruyor. Şöyle bir bakalım. Aynen geldiğim yere çıkmışım. Aslında geldiğim yer değilmiş ya. Keşke gerim dönsem. Neyse buradan bir çömelelim. Şu an kendisinin nerede olduğunu da bilmiyorum yani. Şuradan bir geçelim. Burada köpeğimiz var. Köpeceğe dokunmayalım. Allah. Topuk. Buraya kadar gelmez diyordum ama gerçekten gelmiş. Şimdi burada dönüp duracak ya. Hemen hızlıca arkasından kaçıyorum. Köpekler peşimde dolaşsın, hiç umurumda değil. Koşuyorum. Bu sefer bulacağım düşünüyorum arkadaşlar. Bu bu kapıdan geçiyoruz. Turuncu anahtarla açılan kapıdan buradan geçiyorum. Sanki buradaydı ya. Sanki buradaydı. İnanıyorum arkadaşlar bulacağız. <laughs> Bulduk. Kapımız bu arkadaşlar. Teyzemize son bir elveda deyip buradan çıkmak istiyorum. Umarım çok uzun bir video olmamıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen arkadaşların hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.